İlk hemen birini beğenip ilk o etiketleme var biliyor musun? 9 numara çok iyi. 9 numara var ya, büyük yerlere gelecek falan. Bir gün babam Ziraat Türkiye Kupası maçı izliyor. Fenerbahçe maçı mıydı? Yanlış olmasın. Gel gel dedi Kaan. Efendim baba dedim. Bak dedi. Sallıyorum şimdi, o kadar hatırlamıyorum. 2 numara var ya dedi. Çok büyük yerlere gelecek. Baba dedim, daha nereye gelecek? Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe forması giyiyor. Yani adamı 15 yaşında keşfedersin de övünürsün yani. Yok. O bizde çok yaygın bir hastalık abi. Ama çok iyi oyuncular var burada, ben sana söyleyeyim. Kesin kesin. Baksana toplara nasıl vuruyorlar. Altın Ordu'yu gezeceğiz. Altın Ordu en çok sorulan sorulardan. Doğru. Abi Altın Ordu'yu gezseniz kesin Altın gidin. Ordu... Evet. Herkes yorum atmıştı onunla ilgili. Kıymetli abilerim Caner Besler'in, Ahmet Tekin abilerimizin, yani Altın Ordu'nun iletişiminde ciddi emekleri olan insanların da yardımlarıyla güzel bir gezi yapacağız şimdi. Burada sadece futbol yok, burada gerçek hayat var. Odalarını temizliyorlar, kendi odalarını temizliyorlar. Arka tarafta seramız var. O serada işte haftada bir de olsa, ayda bir de olsa doğayla iç içe olma şansı yakalıyorlar. İdari direktör Hande Hanım'la birlikte Altın Ordu testlerini gezeceğiz. Bizim bildiğimiz var, gördüklerimiz var ama bilmediğimiz çok şey var. Onu açıdan bize yardımcı olacaklar. Tam mükemmelliyet diyemedim. Mükemmelliyet. Mükemmelliyet merkezinin önündeyiz. Ne demek bu hocam? Bu slogan önemli sizin için. Evet, aslında futbol bir takım oyunu olmasına rağmen Altın Ordu organizasyonunun misyonunda bireysel gelişim çok değerli. 2 sezondur mükemmelliyet merkezi olarak her sporcumuzun detaylı performans analizlerini yaparak onları en mükemmel halini yaratmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 5 evet. Tane öz kaynak sisteminden her maçın ilk 11'inde oyuncu olacak. %40 da her maç öz kaynak oyuncusu oynatma süresi. Evet. Bu bir federasyon kuralı mı? Hayır. Değil. Bu bir futbol politikası mı? Türkiye'deki? Hayır. Bu Altın Ordu'nun bizzat kendi yetiştiği. Yani isteyince, siz isteyince zaten her şey mümkün oluyor. Önemli olan bu kadar futbolcu yetiştirirken Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda bir teşvik veriyor mu? Şöyle söyleyeyim, aslında bu anlamda bir teşvik almıyoruz. Sadece yetiştirdiğimiz oyuncuların yetiştirme bedelleri var. Onun dışında organizasyonumuz tamamen kendi vizyonumuzda ve kendi yağımızda kavrulduğumuz bir sistem. Dolayısıyla dışarıdan bu anlamda bir desteğimiz yok. Ancak işte sponsorlarımız var, bizimle aynı yolda yürüyen, aynı felsefeye sahip olan. Gezelim bakalım Mükemmeliyet Merkezi'nde neler var? Biz oyun temposunu hep kendi nabzımızda yönetmeye çalışıyoruz. Tabii ki hani futbolda kazanmak odaklı olmadığımız için, süreç odaklı olduğumuz için hep sistem tamamen onun üzerine koymak adında devam ediyor. Maalesef galiba herhalde o sistemi, söylediğiniz sistemi evet. De onu da yani Altın Ordu Futbol Akademisi'nin oyun sistemi de anlatılıyor. Yani bütün kategoriler bu sistemde mi? Kesinlikle öyle. U13 takımımızdan başlayarak A takımımızda dahil bütün oyuncularımızın, bütün mevkilerin sahip olması gereken özellikleri ve oyun sistemi burada yansıttığımız sistemimiz. Yabancı futbolcu oynatmıyoruz ve hiçbir zaman oynatmayacağız. Buraya gelecek o yabancı oyuncu kadar değerli ülkemizde olabilecek bir sürü genç mevcut. Biz de onları ama yaratmaya çalışıyoruz. A takımda tecrübeli Türk futbolcular kullanılıyor. Evet. Yani gençlere biraz abilik yapması için. Kesinlikle. Aslında şöyle bizim için yine değerli olan belki şunun önünde bir özellikle bu sezon ve bizim felsefemizle de çok örtüştüğünü düşündüğümüz Süleyman yurdumuzdan Bey. Evet. Kimdir? Kurucu. Kurucumuz kendisi. Tabii burada altta yazan söz de yurdumuzdan aldığımızı yine yurdumuza verin. Bizim Altın Ordu işte topraklarımızda yetişen çocuklarımızı yine yetişmesi anlamında motivasyon sözlerimizden bir tanesi. Şimdi sizi spor dışı bir yere götüreceğim. Nereye gidiyoruz? Besi Damı'na gidiyoruz. Ha, şu meşhur bir yere. Evet, ben daha önce görmüştüm orayı ama ben şimdi yeniden, tamam. Yeniden görmüş olacağım. O ne kadar büyük bir inek. O ne? Hollanda ineği. Hollanda ineği mi? Şimdi alt bu inekler. Yabancı bir inek. Yabancı oyuncu yok ama yabancı inek var. Bülent. Sabahları kahvaltı öncesi sporcularımız buraya geliyorlar. Önce yumurtalar toplanıyor ve bunlar yemekhaneye gidiyor. Burada ineklerden sütleri de sağıyorlar. Onlar da yemekhaneye gidiyor. Ve buranın temizliği, işte hayvanların bakımı konusunda, evet burada bir devrim abimiz var ama tamamen kılavuz niteliğinde. Sporcularımız buranın bakımlarında ve
üretim aslında burada bizim yapmak istediğimiz şey. Bir şey soracağım. Tabii. Hollanda yeni görünce aklıma geldi. Şimdi biz öz kaynak düzeniyle ilgili hep Avrupa'nın çeşitli yerlerini örnek gösteriyoruz, evet, ya da örnek almaya çalışıyoruz. Evet. Hollanda gibi, Ajax gibi. Evet, doğru. Peki o dünyanın önde gelen öz kaynak düzenlerinde bu en azından hayvanla haşır neşir olmak, toprakla haşır neşir var mı? Aslında ben çok yok, duymadım çünkü. Yok ama bunun biraz da aslında psikolojik tarafına bakmak lazım. Çünkü hayvan aslında terapi için insana sevgiyi hissettiği çok değerli bir geçen okudum. Uyum. Kardeş sevgisiyle aynıymış. Kesinlikle hayvan öyle. Sevgisi, duygu olarak. Benim oğlum kedim yani. Öyle, yani, öyle şey yapmışlar. Kesinlikle. Yani tamamen aslında baktığınızda duygusal bir terapi. Bak, o yüzden de oyuncuların burada onlarla bağ... O zaman burada da Altın Ordu Kulübü belki örnek olacak. Diğerlerine örnek olacak bir şey. Aynen. Tabii hani... Oğlum bayağı altyapı şey, öz kaynak düzeni gibi. Bayağı hızlı koşan bir inekleri var. İçeride küçük. Bak. Bak sağa çık bak. Bir daha göremezsiniz bunları. Bu arada herhalde amaç siz bir şeyler yiyorsunuz ama masanıza neler nereden geliyor onu da bir kesinlikle öğrenin. Kesinlikle öyle. Tabii aslında biraz da... Onu söylüyordum ya şey... hakikaten sadece yeni nesille ilgili değil, bizim kuşakta da var. Yumurtayı süpermarkette üretilen bir şey zannediyoruz. Kesinlikle. Öyle bir tarafı var. Ya oyuncularla konuşuyoruz işte. İşte sütün sağılmasından. İlk mesela apartmanda yetişen bir çocuk buraya geldiğinde burnunu tıkayarak geçiyor ilk zamanlarda. Sonra tabii biraz içine girdikçe ya evet ya sabah bir yumurta, işte bir tane tavuktan şu kadar yumurta çıkıyormuş diyor. En enteresanı anlatayım. Sporcularımızı buradan ev izine yolluyoruz. Al iki tane yumurta götüreyim mi anneme diyor. Götüreyim. Tozun da farkına varıyorlardır tabii biraz ki. Yani. Normal yumurtayla hani bizim yediğimiz yumurta çok hani yumurta mı yumurta be? Senin yediğin be. Kaldı mı bir öyle yumurtalar? Evet, Sakarya'mız. Bir şey söyleyeceğim. Küçük atımız. O ne? Midilli. Çok tatlı. Aslında tamamen bir Altın Ordu sever bir dostumuzun sporcularımıza göndermiş olduğu atımız. En sevdiğim hayvandır benim. Şöyle, ismini de sporcularımız koydu. Normalde biz yeni doğan bir hayvanımızı ya da dışarıdan gelen bir hayvanımıza hemen sporcularda bir anket yaparız. Atatürk'ün en sevdiği at Sakarya. 2-3 tane isim geldi ama sonra bunu duyan herkes evet Sakarya. Bazen çocuklar buraya geliyor işte şey diyor. Ya bunlar burada sıkılmıştır diyor. İçine biri giriyor. Bir koşuyorlar çocuklar. Antrenmana devam ediyor. Hadi diyor çok yattınız hadi kalkın diyorlar. Gel Yusuf Kenan gel. Burası Er Meydanı gel. Ya gel ne demek ya. Biz Yiğitcan bunu... Hocam'la beraberiz. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Yok. Hala yok. Olan tek yerdeyiz yani. Belki bir iki yer daha vardır. Haksızlık etmeyelim. Herhalde bir tane yapıyorlar diye biliyorum. Evet ben Samsun Spor yaptı. Samsun Spor mu diyor? Evet. Bir yer daha kurdular mı bilmiyorum ama yaptıklarını biliyorum haberim var. Söz Yiğitcan Hocam da. Burası evet. Neresi hocam? Er Meydanı'nı siz tarif ederseniz. Merhaba. Burası teknik iki alanımız. Biz burada oyuncularımızın hem teknik kapasitelerini geliştirmek için hem de zihinsel gelişimlerini ön plana çıkaracak antrenmanlar yapmak için kullandığımız bir alan. Bu alan biz Borussia Dortmund'dan görüp futbol out dediğimiz bir alan. Buradaki en büyük özelliklerden birisi burası da Türk mühendislerinin yaptığı bir yer. Öyle mi? Burası evet tamamen yani peki. Bizim öz kaynak sistemimizdeki öz kaynak mühendisler. Öz kaynak mühendislerin yaptığı bir yer ve o anlamda çok değerli bir alan bizim için. Şimdi biz burada neyi hedefliyoruz? Bizim burada 64 tane hücremiz var. Kenarlarda gördüğünüz. 4 tane top atıcımız altlı ve üstlü olmak üzere. Biz buradan 72 kilometre hızla gelen topların oyuncunun kontrol etmesini istiyoruz. Neden 72? 72 mi? Evet. Neden 72? Deneriz diyorduk da deneyemeyeceğiz belli olur. 12. Seviye 12. Niye 72 işte, hocam? Biz biraz önce de konuşmalarınızda ben de misafir oldum. Avrupa'ya oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Ve Premier Lig şartları pas hızı 72 kilometreye çıktı. Geçen sene biz bunu 69 kilometre hızla yapıyorduk. Bu sene 72 kilometre hızla çıkardık. Ve oyuncularımız artık burada hem kanıta hem de kayıta dayalı sistemlerle gelişebilirlik düzeyleri ölçülüyor. Ve oyuncu sezon başı neredeydi ve nereye geldi? Erkek inşaanındandır var mısın iddiaya? Ya ne yapalım böyle şimdi kamera önünde değil mi? Önce hayır diyemeyeceğim. Bakalım ben bir de savunmacıyım yani stoperim benim sıkıntı değil ya. Temel özelliğim ön sesi. Zaten stop edeceksin ilk önce ondan sonra şey yapacaksın. Biz genelde rakibi stop ediyorduk tabii. Bilmiyorum işimiz zor. Rezil olacağız ama olsun. Sıkıntı değil ya işimiz bu rezil olay görmüş. Abi buraya şimdi isim vermeyeceğim söylediler. Çok ünlü ve eski bir futbolcu gelmiş. Evet. Ne var bunda ya demiş.
sonra nefes nefese kalıp bu ne ya diye çıkmış. Yok zaten. Onu öyle, da söyleyelim de hani bu. Öyle bir iddianız yok. Evet evet. Öyle biz rezil olmak için hazır mıyız? Evet ben hazırım. İlk sen o zaman hadi. Hocam çok güzel. 72 geliyor 72. Oğlum bir tane yap bari ya. Yusuf ya önce topu tut. Yusuf bacak arası yeme yeter. Bravo. Bravo. Gülmeyin de şimdi başımıza gelmesin. Şişleme oldu. Evet evet. Bravo, en güzel tabir bu oldu. Şişleme. Bravo Yusuf. Bravo Yusuf. Var mısın? Cam yanıyor ya. Hocam yanlış anlaşıldı. Ben 12 dedim. 12 mi? 12 hocam 72 ne? Yok çok zor. Yani benim için zor. Yoksa görüyorsunuz herkes yapıyor yani. Kancım alalım mısın? Benim sol ön çapraz bağım kopu. Hadi ya. Ameliyat olmadım. Abi İstanbul'da bütün tek taksicilerin ön çapraz bağları kopu. O yüzden... Hazırsanız lan. Başlasın. Evet. Çok zor. Korkuyor şu an. Veri atacak. Önce kontrol. Önce kontrol et. Kontrol. Çok zor oğlum. Nereye atacağım? Önce kontrol et. Önce kontrol et, kontrol. Çok zor. Tamam. Bir daha futbol eleştirisi yapmam. Böyle bir şey yok abi. 70 kilometre hızla geliyor. Ben feleğimi şaşırdım. Kaderim değişti benim. En son annem beni böyle dövmüştü. Bayağı oldu yani. Ben bu kadar dayak yediğimi hatırlamıyorum. Top atacağız deyince düşman topu atacağınızı zannetmedim. Düşman topu atıldı. Ama sizden sonra bu teknikçiyi görenler farklı yorumluyumdur. Teknik gibi böyle bir çalışma değil. Biz oyuncuların burada teknik kapasiteleri geliştiriyoruz. İnsanları dövmüyoruz. Yok yok. Yok dövüyorlar. Dövüyorlar. Onu söyleyeyim yani. Neyse çok zor bir şey onu söyleyelim. Futbolcu olmak zaten kolay değil onun. Hani ama bir daha şey yalanını ortamlarda söyleyemeyeceğiz. Hani ben amatörde top oynadım. Yo ben oynadım. Abi benim elimde böyle bir şey yok. Günü anlatmak gerekirse şöyle zaten sabah kahvaltımız klasik. Duşlarını alıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Herkesin 1 ile 2 arasında dinlenme saati var. Herkesin kendi odaları var. Genelde 2 kişilik odaları var. Herkesin banyosu içerisinde. Orada dinleniyorlar. Rahatça 1 saat geçirdikten sonra genelde bir öğle arasından sonra analiz yapıyoruz. Antrenman analizi olur, maç analizi olur, bireysel analiz olur. Teknik 2 alanımız evet. Var, teknik 1 alanımız var, özel çalışma alanlarımız var. Orada genelde özel çalışmaları yapıyoruz. Bireysel olur, grup olur. Fitness salonumuz ve futsal salonumuz yeni açıldı. İmkanlarımız orada daha iyi şimdi. Fiziksel antrenman da olabilir. Özel çalışmaları yaptıktan sonra normal şartlarda günü bitiriyoruz. Zaten 5-6 oluyor. Akşam yemeğinden sonra akşam artık kendi hayatları var. Oyun alanları var. Küçük çocuklar da var burada 13 yaşında. Onlarla beraber abilerini örnek alarak onlar da 13 yaşından 18-19 yaşına kadar geniş bir yaş grubumuz var. Onlarla beraber biz de burada kalıyoruz bazen hocalarımızla beraber. Güzel vakit geçiriyoruz. Adım Muhammed Berkay, soyadım Kınaç. Altınordu 19 takımında 8 numara pozisyonunda oynuyorum. Konya doğumluyum, Konya'da doğdum, 2003 doğumluyum. U16 senesinde buraya transfer oldum. Scoutlar beni keşfetti, buraya getirdiler. Daha sonra burada oynamaya başladım. Ve şu an gururla taşıyorum bu formayı. Vay. Abi adam bir şey söyleyeceğim. Ezberlenip yani ya. Evde her gün bunu belki bunu da eğitiyorlardır abi. Hani ezberleyin gelin diye. Abi kaç 2004 şöyle bir şey hani eğitiliyor mu derken 2003. Şöyle bir şey. Dediğim gibi burası bir yani yuva olduğu için zaten kendini tanıtmak için neler yapabileceğini zaten toplumsal olarak yani öğretiliyor demeyeyim ama öğrenmesi için bir şeyler yapıyor. Hazırlanıyor yani o da kendini yani insanların önünde tanıtması zaten hani özgüvenini
Yani gerektirdiği bir olay olduğu için kendini tanıtması normal bir şey. Yüksekten açtın. Buranın içini zorlaştırdın. Bakalım aynı performans gelecek mi? Gelir gelir. Seni tanıyalım güzel insan. Merhabalar, ben Mehmet Soy, ismim Ablay. 19 takım kaptanıyım. 6 numara pozisyonda oynuyorum. Tekirdağ'dan geliyorum. Ben de buraya 16 döneminde geldim. Yani 4 seneden beri bu kulüpteyim. 4 seneden beri. Seni de tanıyalım sonra sohbet edelim. Adım İlker, soyadım Akar. Altın Ordu Futbol Kulübü'ne İzmit'ten geldim. 4. sezonum burada. Ben de U15 senesinde katıldım. Onlardan bir yaş ufakken katıldım. Öyle abi. Sadece U19'da oynamıyorsunuz değil mi? Altın Ordu'nun öyle bir şey de var hocam galiba değil mi? Şöyle bir şey, bizim takımımız 19 yaş grubu olarak lige katılıyoruz ama 2002'li var. Bir tane. Geri kalan 2003, 2004, 2005 ve 2006'lı oyuncudan oluşuyor. Normal şartlarda başka takımlarla maç yaptığımızda onların takım kadrosu 20 kişilikse işte 2002'li zaten 4 tane kontenjan aktarı var. Kalanı 2003 ve 2004'ten oluşturuyorlar. Ama biz alt yaş gruplarımızda, üst yaş gruplarında oynamayı hak etmiş demek istemiyorum. Orada performansını daha iyi gösterebileceğine inandığımız oyuncuları üst yaş gruplarında oynatıyoruz. O şekilde gelişimlerini daha iyi, daha zorlu maçlarda gerçekleştirmeleri için uğraşıyoruz. Şimdi 4 senedir, 3'ü de 4 senedir burada. Neye göre seçiyorsunuz? Tabii hani futbolcu özellikleri bir kenara, hepsi pırıl pırıl gençler. Şimdi yani futbolcuyu seçerken de karakterine göre seçme gibi bir durum var sanırım biraz burada. Yani şöyle bir şey, seçimleri tamamıyla biz yapmıyoruz aslında. Bizim çocuk oyuncu izleme birimlerimiz var. İlk önce onlar izliyor. Oradan yetenekli çocuklar buraya geliyor ilk önce. Deneme gibi olmasa da en azından takım antrenmanları içerisinde biz bu çocukları görüyoruz. Bir hafta, 10 günlük süreç içerisinde sadece bunların futbolculuk yetenekleri değil, aynı zamanda işte karakteristik özellikleri, psikososyal yaklaşımları, fiziksel testlerle beraber bu çocukların buraya uygun olup olmadıkları verilerle hesaplanıp bize bir puanlama sistemi gerçekleşiyor. Buraya uygun şekilde transferi gerçekleşecekse onaylandıktan sonra bu çocukları buraya almış oluyoruz. Ailelerinden uzak kişilerden mi, genç bireylerden bahsediyoruz? Belki konunun temel noktası da bu. Çünkü aile eğitimi, aile sevgisi apayrı bir şey. Hepimiz hani zaten bunu hissediyoruz ama ya bunu çok iyi dengelemek gerekiyor. Bence en püf noktalardan bir tanesi de bu. O sıkıntıyı, o özlemi giderip sadece futbola odaklanmayı soralım, sağlamak. Soralım, özlüyor musunuz aileyi ya da buradaki vakit geçirmeyle ilgili neler söylersiniz diyeyim. Sen zaten yürütürsün diye düşünüyorum. İlk geldiğimiz dönemlerde tabii ki çok zorlandık. İlk bir yıl falan. Ama daha sonra buradaki ortama alışınca, buradaki sıcaklığa alışınca hiçbir zaman hissetmiyorsun o şeyi. Yani her zaman burada aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz, hocalarımız bizim abimiz gibi. Burada ablalarımız çalışıyor. Onlar bize annelik yapıyor resmen. O yüzden hiç özlemiyoruz yani. Özlemiyoruz demeyeyim. Özlüyoruz tamam. Anne baba üzüyor böyle. Orayı keseyim ben. Ne olur ne olmaz. Özlüyoruz ama yani ilk dönemki kadar değil. Ne kadar görebiliyorsunuz? Ne sıklıkta gidebiliyorsunuz? Yani maçlara göre değişiyor. İşte her hafta maç olduğunda göremiyoruz 1-2 ay fakat işte arada böyle bir hafta boşluk olduğunda 2-3 günlük izinle gidebiliyoruz birkaç ay falan. En son yılbaşı izni yaptık. Senin idol kim? Yani futbolda Yusuf Kenan'ın Zidane mi? Senin Kevin De Bruyne mi? Abi jenerasyon farkı şimdi. Evet ama aynı mevki ama. Büyük isim, evet. Büyük isim söyledi. Şutları mı daha çok? Ortaları. Ortaları mı? Ha. Peki. Sen hasretlikle ilgili değil de yani sen nasıl söylersin Altın Ordu'da vakit geçirmek, başka şehirden gelmek, 4 sene burada olmak çok genç yaşta aslında çok büyük sorumluluk. Evet, ben de buraya geldiğim zaman çok zorluk çektim. Ailemden uzak kaldım sonuçta. Ben bir de çok duygusal birisiyim. Ama yani insan buraya alışınca eve de dönmek istemiyor gerçi. Yani bunu diyebilirim gerçekten. Buradaki imkanlar hangi evde var abi? Bizde yok mesela. Kaç yaşında yok yani. Abilerimiz yani hocalarımız, ablalarımız var odalarımız temizlen. Her birini tanıyoruz. Hepsi bize çok sıcakkanlı davranıyor. Onlar sayesinde ailemi özlemenizi de fazla çekmiyoruz diyebilirim yani. Bu arada abla dediğimiz o da altyapıdan çıkmış. Sordum 9 senedir burada buradayım. Yani bayağı o da öz kaynak düzeninde. Öz kaynak yani. Düzeninde. İdol? İşte. Casemiro. Savunma yönü. Savunma yönü. Evet. Kaptan duygusal. Bu arada duygusal kaptan. O da evet. Enteresan. Ne burcusu? Kova. Böyle duygusal oluyorlar mı? Hiç anlamadım. Abi ben tam adamı da soruyorsun. Hiç bilmiyorum. Bize çok soruyorlar. Ben burç değiştirmişim, yeni öğrendim. Evet, kardeşimize geldik. Evet abi. Burada olmakla ilgili. Abi hep en sonundan kaçıyor ama gidiyor. Evet, en eğlenceli arkadaşlardan biriyle beraberiz. Onu anladık çok kısa süre içerisinde ama çetenin bir üyesi gibi. Abi tabii burada olmak gerçekten güzel. Hangi şehirden gelmiştin? İzmit. Burada olmak gerçekten güzel. Yani burada izlediniz zaten antrenmanlarımızı, tempomuzu, arzumuzu, isteğimizi. Antrenmanlarda da böyleyiz, biz dışarıda da böyleyiz. Benden anlamışsındır zaten.
Abi onlar hani dedi ya işte ailemizi evet. böyle bir iki ayda bir falan gidiyoruz falan. Ben onlara nazaran biraz daha fazla gidip geliyorum falan. O yönden biraz daha ailem düşkünüm diyeyim. Ama gerçekten yani buraya alıştıktan sonra öyle çok fazla aramıyorum demeyeyim. Annem babam da izler de. Çok fazla aramıyorum demeyeyim de yine de yani abi kardeş oluyorlar bize burada sağ olsunlar. Öyle şekilde burada yaşayıp gidiyoruz yani. Senin idolün kim? Marcelo mu? Benim idolüm... Biraz Marcelo havası var şey olarak, karakter olarak. Yani benim idolüm içimizden çıkan biri Çağlar Söyüncü, bir de bizden yine Merih Demiral. O da İzmitli. Evet, İzmitli doğru söylüyorsun. İzmitli. Tamam, o aynı ruhu yaşadıklarından, taşıdıklarından eminim. Benziyor mu hocam şeyi, hırsı, oyun yapısı? Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Bundan çok kısa bir süre sonra bu üç kardeşimiz ve daha pek çok takım arkadaşını çok iyi yerlerde, çok güzel, yani iyi yerdeler zaten de kariyer olarak yukarılarda göreceğimize ben adım gibi eminim. Hakikaten bir hatıra fotoğrafı çektirip evet, çektirelim. Bu bölümü tamamlayalım hocamızla şöyle beraber. Şöyle araya, buyurun. Böyle bakalım. Neredeyiz? Evet, niye buradayız? Kriyoterapi odasındayız. Kriyoterapi odası bizim oyuncuları toparlamamız için, yoğun antrenmanlardan sonra toparlamamız için yapılan bir sistemdir. Burada -26 ve 30 dereceye kadar ilk odada bir alışma devresi. Daha sonra oyuncu diğer odada -118 hissedilen derecede soğuklukla birlikte toparlanmayı yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Burada önemli olan nokta beyin artık hayatta kalmak için sadece kalbe, mideye kanı gönderiyor. Çünkü farklı bir şey oluyor. Ve biz de böylelikle oyuncularımızı yüksek yoğunluktaki antrenmanlardan sonra kriyoterapi odasına alarak toparlanmalarını hızlandırıyoruz. Eksi şu anda gözüküyor hissedilen 108 derece. 108. Normalde bizim bu konuyu şöyle bizim yapmamız lazım. Bizim aile falan. Kaç para verseler, hani buraya girersin gibi konuştuğumuz konuyu rutin haline getirmişler. Evet, rutin haline getirdik. Ne kadar kalıyorlar? Burada 1 dakika ana odada alışma evresi, 3 dakikada gerçek odada kaldıktan sonra toplamda 4 dakikada bitiriyoruz. Şahane bir kardiyovasküler sistem için evet, şahane bir yöntem. Aslında aynen. Olay o kadar basit. Yani ben az önce dayak yedim, toparlanmam için ben... yeniden, senin yeniden dünyaya gelmen lazım. Başka türlü toparlanamayacağım ben. Peki görecek miyiz? Tabii ki şimdi oyuncumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Ayakkabı, çorap, eldiven, şapka ve maskeyle. Bunlar bizim olmazsa olmaz aksesuarlarımız. Saatimiz neden var? Saatimiz oyuncumuzla bizim buradaki iletişimimizi kuruyor. Burada senkronize bir saat başlattığım zaman orada da aynı anda zaman başlıyor. Zamanı... Sizin sesiniz o yüzden mi? Evet. Ses değil mi? Hoparlör tipi bir şey var herhalde. Kesinlikle aynen öyle. O bizi içeriden konuşurken biz onu dışarıdan duyabileceğiz. Futbol kulüplerinde işte Süper Lig'in 3 büyüklerinde falan sıklıkla gördüğümüz bir şey. Beşiktaş'ta gördüğümü hatırlıyorum. Galatasaray'da öyle. Ama Altınordu Futbol Kulübü'nün genç çocuklar için evet. Öz kaynak düzeninin içerisinde bu uygulamaya yer veriyor olması asıl kıymet. Yoksa bizi izleyen herkes duymuş bu terapi yöntemini. Saat titredi. Oyuncu kapıyı açıyor. Ha diğer bölüm kabine geçti. Evet, burası ana oda. Burası ön odaydı. Evet. Isınmayı şu an yaptı. Asıl eksi evet şu 100, anda eksi 108 derecede hissedilen. İşte bu. Nasıl güzel değil mi? Bir cümle alalım. Yaşarsın orada. Soğuksun. Adam daha dili çözülmemiş. Bunun etkisini hemen hissediyor mu? Şu an nasıl hissediyorsun? Dur şöyle mikrofonu yakın tutayım. Şu an gerçekten kendimi çok dinç hissediyorum. Toparlandım şu anda gerçekten ağırlığını falan. Anında o hissiyat geçiyor değil mi? Yaşadığın için çok mutlusun değil mi? Öyle. Bir de şeyi deneyin hocam, Kurtlar Vadisi'ni görmüşsün. Suya poşetle su tutun, nefesin ne kadar nefesin tutacak. Peki teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Robinho, Ronaldinho hep buralardan Yusuf çıkmayın. Kenan. Ya artık bu lütfen ya abi Allah abi şarkı. Dayak yedir bir şey söyleyeceğim ama hocam futbol abi bir top getirin tamam hocam, bir top getirin Kaan'la bir birebir yapalım. Nedir hocam? Yani nedir hocam? Şimdi, çok faydası var ama kesinlikle biz burada özellikle oyuncularımızın teknik anlamda gelişmeleri için ve
anaerobik sistemde çalışabilmeleri için futsal salonumuz yeni bir tesisimiz. Yeni açtık hizmete. Oyuncular gerçekten burada çok keyif alıyorlar. Ve özgürler. İstedikleri gibi işte yeteneklerini, becerilerini geliştirecek işler yapıyorlar. Burada yani buradan çıkan oyuncunun hangi yeteneği melekesi gelişiyor? Tamam, burası bir rahatlama merkezi. Ek yapabilir miyim? Tabii. Dışarıda kurallar vardı. İşte 3 saniyede topu ayağını çıkar. Burada geçerli mi onlar burada, yoksa? Burada şöyle bir şey var. Eğer biz burada spesifik olarak oyun kuralı belirlemezsek biz burada senin onu istemiyoruz. Evet. O zaman kafa rahatlatır. Kesinlikle. Aslında yaratıcılık evet. anlamında gelişmesini istiyoruz. Biz burada evet. tabii kesinlikle. Şimdi oyuncuda en çok istediğimiz noktalardan birisi karar verme becerisinin gelişmesi. Peki bu nerelerde oluyor? Bu dar alan oyunlarında oluyor. Nasıl sahada sabah izlediğiniz antrenmanlarda dar alan oyunları yaptık. Aynısını burada kaleli olarak yine dar alan şeklinde ve futsal şartlarında yapıyoruz. Aslında hızlı düşün, hızlı oyna. Evet. Yani burada top çıkmadığı için de sürekli odaklanmanın en yüksek olduğu yer. Benim tüm bu hikaye ve geziden anladığım şey şu oldu. Batuhan Karadeniz'in bir sözü aklıma geldi. Diyor ki menajerim gençken iki teklif evet. getirdi. PSV ile Ajax galiba, yanlış olmasın. İkisini de reddettim, ben Beşiktaş'ta oynayacağım dedim. Ne kadar aptalmışım diyor. İşte mesela ben şeyle İlhan Parlak'la bir röportaj yapmıştım. Röportajı şöyle başladım. Abi dedim, bir şey söyleyeceğim dedim. Çok iyi bir insandı, selam olsun. Bir insan dedim, Mateja Kecman'ı nasıl geçemez dedim. Ben Guiza'yı da geçemedim oğlum diye cevap verdi. Ve dedi ki ben zamanında Valencia beni çok istedi. Ama ben o kadar kafam çalışmıyordu dedi. Şeye profesyonel tercih yaparken dedi. Benim anladığım abi İlhan Parlak, çok parlak bir oyuncuydu. Batuhan da öyle. Evet. Ama bu iki oyuncunun karar mekanizması, yaşam biçimi, ailesi, bütün bunlar tamam. yanlış kararlar getirdi. Doğru. Altın Ordu yeteneğin üstüne doğru kararlar inşa edilsin diye sosyal ve pek çok açıdan burada imkan sağlıyor. Eğitim sağlıyor, tedrisattan geçiriyor. Benim anladığım şey burası çok iyi bir eğitim yuvası. Ben öyle anladım, öyle gözlemledim. O bir açıdan yani, çok kıymetli. Salt futbolcu çıkartma odaklı bir şey de değil yani. Yani futbolcu tabii çıkacak tabii. bu düzenden ama az önce de söylediğim gibi hani sizin iyi insan dediğiniz hayatın diğer kalan kısmında ya futbolcu olamazsa o kişi hayatın diğer kısmında da başarılı olabilmesi için belirli anahtarlar veriliyor kesinlikle, en azından. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü burada her şey var. Yani yaşama ait her şey var. İşte toprağa dokunuyor, hayvanlarla ilgileniyor, geliyor burada mücadele ediyor. Yani bu bile çok önemli bir şey. Sizin dediğiniz gibi belki futbolcu olamayabilir ama bir insan yetiştirmeye çalışıyoruz ve çok zor bir olgu. Yapılan iş çok güzel. Hepinizin emeğine sağlık. Sizin nezdinizde de zaten işin projenin mimarı olan Seyit Mehmet Özkan'a ve diğer bütün hocalarımıza, gelmiş geçmiş bütün hocalarımıza da teşekkür ederim. Bildiğimiz bir yerdi ama bir de göstermek istedik. Bize de çok soruluyordu Altın Ordu. Evet. Ne olur gidin yerinde gösterin, bize anlatın diye. Biz de anlatmış olduk. Sağ olun, var olun. Eksik bu arada olun. Hani gezmek için bir gün, hani bazen öyle Louvre Müzesi için falan deniyor. Bir hafta gezmek lazım. Burası da öyle. Bir 3-4 gün gezmek gerekiyor. Bir günde gezilecek ve anlaşılacak bir yer değil. Onu da not düşelim. Eğer evet. bizden sonra gelecekler varsa planlarını ona göre yapsınlar. Yusuf Kenan acıktığı için yarıda kesmiş oldu. Estağfurullah, estağfurullah. Ama senin teatral yeteneklerini teknik 2'de gördük. Güzel bir şekilde oynadın. Peki bitirelim o zaman. Daha fazla şey yapmadan sonra. Sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.